Konumuz Wartander'ın modları, Türk modları. Eski oyuncular bilecektir. Eskiden siteye tıkladığımızda burada Türkçe seçeneği olurdu. Artık yok. Çünkü Türk modlar, çevirmenler, küfürle konuşacağım. Sesi kısın. Kendinizi hazırlayın. Siktir edildi. Bunun nedeni iyi çalışmaması. Yani buraya gelip yeniye tıklıyoruz. Bu var. Christmas Wartander. Geliyorsun, buraya bakıyorsun. Bak buraya da gelmiş. Bakalım eksik çalışan var mı? Ha. Bak buraya gelmemiş. Fransa'ya gelmiş mi? Fransa'ya da gelmiş. Ama belirli sitelerde bunun olmadığını görüyoruz. Portekiz'de mesela yok. Daha çevrilmemiş. Türk sitesi de böyleydi. Abi. Söyler misin dediğini? Moderatörün yorumu 7 gün için sohbete yazı yazma izniniz yok diyor. Kalan süre 6 gün 23 saat. 23 aynen. Şimdi sen bu chat açtın ya Batın hesabından. Moto arkadaşlara sesleniyoruz falan filan diye böyle bir chat açtık ya. Aynen öyle. Biz böyle bir chat açtık. Herhangi bir hakaret yok. Bir aşağılama yok. Ona rağmen moderatör arkadaşlar, Niki neydi onun ya, dur. Zafer Kalın'ın kurucusu değil mi o da? Yazdığım şeyde Bakın. hakaret yok. Bu arkadaş forumda da kafasına göre insanlara ban atıyormuş. Bunu nereden duydum? Facebook gruplarında zaten bu gerizekalı ile ilgili bayağı bir konu açılmış. Olumsuz bir yorum yapıldığı zaman, bakın küfür değil, olumsuz bir yorum yapıldığı zaman direkt ban atıyormuş bu forumlarda. Görüldüğü gibi moderatör dallama orospusu. Şöyle bir şey açıldı diye 7 gün ban atıyor. Kafasına göre millete ban atıyor. Mod arkadaşlar flu açıp alım yapacağını, bug'ları düzelsinler falan filan dedim. Ona rağmen Batın arkadaşımın hesabına 7 günlük ban atıyor. küfürden daha solanlar aşağı inebilir. Ben bu mod arkadaş. Bir de yani yazmış kötü bir şey değil. Sadece mod arkadaşa pilav açım yapacağını işte zırh puklarını düzelsin. 30 mm'lik zırhı 400 lira mermi düz ölçüde delme. Yani bunda ne hakaret var ne küfür var ne bir şey var. Yani bunun için bana atacaksa bunu gördüğüm yerde sikmek istiyorum bizimle. Ortamların Türkiye sitesine bakıyoruz. Bazı arkadaşlar, özellikle bu moderatör arkadaşlar, çok iyi çalışıyoruz, ne bileyim çok sık çalışıyoruz falan filan diyor ya. Bize en sonuna gelmiş, bu gelmiş. Donanma geliştirme hakkında cerçürt. Bir de bu uçak gelmiş. İlk iki de bu var. İngilizlerin sitesine bakıyoruz. Bu da İngiltere'ye ve Amerika'ya özel bir site. Bakın. Bizde en son bu var, değil mi? En son. Bizim sitemizde şu yok. Bu yok, bu yok. Yani arkadaşlar biz 3 adet bilgiden mahrum kaldık şu anda. Benim anlamadığım olay şu. Tamamıyla İngilizce bilen birisinin şu kadar yazıyı çevirmesi kaç saat sürebilir? Bakayım şöyle ne kadar gelmiş. İngilizceyi adam gibi bilen birisi şu yazıyı ortalama 1 saat, en baba 2 saatte komple çevirir. Şimdi nedense War Thunder Türkiye resmi sitesine, buradan değiştirdiğiniz zaman zaten siteyi falan değiştirebiliyorsunuz. Rus sitesi, ne bileyim Polonya sitesi gibi. bakın arkadaşlar, bize çok daha sonradan geliyor bilgiler. 21 Nisan'da yüklenmiş ya bu. İngilizlere ortalama bu 15 Nisan'da geliyor. İngiltere'nin sitesinde bir bilgi paylaşılıyor. O bilgi bize en az bir hafta sonra geliyor. 10 Nisan'da falan bu İngilizlerin sitesine yayınlanmıştı. Onu da kanıtlayacağım size. Tabii onu değiştirirler daha sonradan. Bakın burada yine 21 Nisan yazıyor değil mi? 21 Nisan yazıyor. 21 Nisan olmadığını işte kanıtlayacağım şimdi. Onu kanıtlamadan önce bakın. Buradaki olayları daha sonradan yayınlanma tarihini değiştiriyorlar. Bakın, bu da 21 Nisan. Bu 21 Nisan olmasına rağmen bunun ekstradan üstüne 2-3 tane daha ek bilgi olması gerekiyordu. İşte buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar Türk moderatörlerin ne kadar boktan çalıştığını. Daha sonradan geldiğini çakmasınlar diye buradaki yayınlanma tarihini de Türk moderatörler değiştiriyor. Bunun üzerinde iki tane bilgi var. İngilizlerin sitesine baktığımız zaman bir tane de ekstradan bilgi var. Mesela bu gelmedi. Bakın bize 21 Nisan'daki olay gösterilmiş burada. Fakat bugün 25 Nisan. Etkinlik tankını almamız imkansız bir şey oluyor. Çünkü bunların söyleleri var. 24 ile 25 Nisan arasında bir görev yapmanız gerekiyor. O görev yapamazsanız Daha hiçbir şekilde o görev yapamıyorsun. Ancak 1000 altın kartını, o görevin kartını satın almanız gerekiyor. Tamam da bizim bir suçumuz yok ki amına koyayım. Türk moderatörler bunu buraya getirmemiş, biz ilgimiz yok. Normalde 24 Nisan'da bunun eklenmesi gerekirken bizim haberlerimize baktığımız zaman yaklaşık 5 gün, neredeyse yani 1 hafta geriden geldiğini görüyoruz. Türk moderatörlerinin, Türk yetkililerinin rezilliğini görün. Çalışmıyorlar, milleti haksız yere ban atıyorlar. War Thunder Türk forumlarından da duyduğum kadarıyla milleti haksız yere götüne göre ban atıyorlar. Kendi kafalarına göre millete chat ban atıyorlar. Forumlardan da ban atıyorlar. Buradaki amaç kimseyi aşağılamak falan değildir. Moderatörlere buradan seslenelim. Sizi adam gibi yapın veya siktirin gidin. Ben bu tankı almak istiyorum mesela. Sen bunu geç yayınladın. Hala 21 Nisan'da geliyor. 25 Nisan olmasına rağmen 4 gün geriden geliyor.
İşte böyle salak bir şey. Şurada E-Türk filosunun, zaten o moderatör arkadaşlar da E-Türk'ün göt kılı ya. E-Türk filosu boktan bir video yapmış, şuralara bir yere atıyor, ona tıkladığın zaman direkt onun videosunu atıyor. Sikerim böyle işi amına koyayım. Türk Z'nin yaptığı bir videoya gitsin. Hani düşman klan olmasına rağmen bırak da Turka filosunun yaptığı bir video veya Anka filosunun yaptığı özel bir video şurada yayınlansın. Amına kodumu çocukları. Anca E-Türk'ün yaptığı özel videolar yayınlarsınız burada. Amına kodumu. Ya amına koduklarım zaten taraf tutarak iş yapıyorlar. Hem işini düzgün yapmıyorlar hem de taraf tutarak hareket ediyorlar. Bu 22'de gelmiş. 22 Aralık. Türk çevirmenler bir ay sonra ekliyorlardı. Ya kardeş sen bunu bir ay sonra ekledin. Örneğin bunu. Onun da gelmiş. Bizim Türkler 20 gün 30 gün sonra ekliyordu. Ya arkadaş sen bunu tamam 30 gün sonra çevirdin de bu operasyon 6. 7. bölüme geldi. Sen bunu yeni çevirdin. Türk Google'dan girdiğin için otomatik olarak buraya yatıyor. Sen buradan göremiyorsun ki bunu. Yani oyunu bilen birisi sadece gelip buradan bakabilir. Onu da biliyorsa tabii. Rus ve İngiliz sitelerine daha önce geliyor. Diğerlerine daha sonradan geliyor. Bunu bilen birisi bunu yapabilir sadece. Türk sitesine bakıyordu adam. Aa bu operasyon gelmiş diyordu. Oyuna bir giriyordu. Başarımları açıyordu. Ne görsün? Etkinlik geleli 20 gün olmuş. Çoktan 8. bölüme gelmiş bile. Yani adamın baştan bir kere 7000, 8000 altın kartal harcaması gerekiyor bu tankları alabilmesi için. Türk çevirmenleri düzgün çalışmıyordu arkadaşlar ve çevirileri de açıkçası çok mantıklı değildi. İngilizce bilmiyorlardı herhalde. Yaptıkları çeviriyle İngilizce sitedeki çevirisi bambaşka şeylerdi. En basit örneği İngiliz sitesinde sabot yazıyor yani APFCS, Türk sitesinde APDS yazıyordu. İkisi bambaşka mermiler, bambaşka mühimmatlar. Türk sitesinde APC yazıyor, İngiliz sitesinde APH. Bunun gibi çeviri hataları da vardı, anlam hataları özellikle. Ayrıyeten çok geç geliyordu. Bırakalım çeviri hatalarını. 20-30 gün sonra, hatta bazıları gelmiyordu bile. Gevşektiler. Çünkü İngilizceyi iyi bilen birisi, ya şunu kaç günde çevirebilir? Burada ne kadar yazı var Allah aşkına? Çoğu resim zaten. İngilizce bilen birisi, burayı 2 saat, ne ikisi? 1 saatte çevirir. 1 saatte çevirir ekler Türk sitesine. Böyle basit yazılar geliyordu. Özellikle Rus ve İngiliz sitesine. Bir ay sonra geliyordu şu yazılar. Ve Türk modlarının tek gayesi oyunculara banlamaktı. Metin 2'deki GM'ler gibi. Adamların tek gayesi oyuncu banlamak. Örnek vereyim, bu bizim başımıza geldi. Benim Batın isimli bir arkadaşım vardı. Şu anda 30 yaşlarında falan. Bu arkadaşım chat açtı. Modlar, yetkililer klan açıp klanla uğraşacağına oyundaki bugları kaldırsın. Buglarla uğraşsın. Tam olarak yazdığı buydu. Türk mod klan açmıştı yani filo. Bu filoya alım var gibisinden bir chat açmıştı chatler kısmına. Bizim Batın da yazdı. Ya arkadaş o kadar bug var. Burada klan açıp klana alım yapacağına oyundaki bugları düzeltmeye çalış vesaire. Bu şekilde bir chat açtı. Hiçbir şekilde hakaret yok. Hiçbir şekilde. Ne oldu biliyor musunuz? Batı'nın hesabı 7 gün chat banı yedi. 7 gün. Sadece moda klanla ilgileneceğine oyundaki bugları düzelt, yazım hatalarını düzelt dediği için arkadaşım benim 7 günlük chat banı yedi. Tayin durum ama öyle birisiydi herhalde chat banı atan. Senin ben ananın sıçtığı yeri, gerisini anladınız. Detay vermiyorum. Gerekli cevap yerine gitmiştir fazlasıyla. Gitmediyse de geyir ucun göt kılları yetiştirecektir. Gelelim diğer olaya. Bunların detayına girmiyorum. Ne bok olduğu zaten belli. War Thunder Türkiye Facebook grubunun admini. Tabi o zamanlar çok cafcaflıydı bunlar. Etkileşimi olan gruplardı. Şimdi pasif durumdalar. Oradaki bir admin arkadaş, hatırladığım kadarıyla o da moddu War Thunder'da. Ben hileli birisiyle VS atıyorum. Adam paletimi kırıyor makine lütfeyle ve nasıl kırıyor biliyor musun? Tek atıyor. Sanki tankın makine lütfeyi 200 mm tek atış yapıyor. İkinci atış yapmıyor adam. Bak tekrarlıyorum. 12.7 mm çapındaki makine lütfekle sadece bir atış yapıp adam benim paletimi kırıyor. Ben tarıyorum. Niye bunun paleti gitmiyor o zaman? Bak. Adam taradı, paletim gitti. Şimdi iyi izleyin abi. Al işte hile. Makine tüfekle atış yapıyor, ölecek şimdi. Pal-
alet hani niye kırılmıyor? Ben atış yapıyorum, niye bir şey olmuyor birader? Şarjörü boşaltıyorum. Sarı renkten ileriye gidemiyor. Biz bunu Türk moda bildiriyoruz. Bize verdiği cevap şu. İşte arcade muharebelerde böyle bir şey mümkün ama gerçekçi oynasaydınız bambaşka şeyle karşılaşabilirdiniz. Çünkü arcade'le gerçekçinin fiziği başka. Adamın verdiği cevaptan ne kadar geri zekalı, beyin yoksulu olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Gerçekçi bırak, simülasyonu örnek verelim. Simülasyonda tankların paletleri daha zor mu kırılıyor ya da daha basit mi kırılıyor? Türk modlarının neden siktir edildiğini buradan da anlayabilirsiniz. Oyunu bilen yoktu ya. Oyunu bilen yoktu. Bir de kıl olduğum şey şu. Diğer oyunlarda da var bu. Adam GM olmuş, admin olmuş, oyunu bilmiyor ya. Mesela metindeki GM'lerin %99'u ben biliyorum ki normal bir oyuncu kadar oyuna hakim değil. War Thunder'da da öyle. Adminlerin profiline bakıyorsun. Bak modu falan geçin, direkt admin. Profiline bakıyorsun. Adam 1000-2000 tank öldürmüş. Bunun 1500 civarı da uçakla bot vurma. Yani normal 500 tane oyuncu öldürmüş tankla. Ya bu adam admin olsa ne olur, olmasa ne olur? Ulan oyunla alakalı bir şey bilmiyor ki. Hadi 3 boyutlu modelliyor desem eyvallah da. O kadar admin var. Bunların hepsi 3D modelleyici mi? Değil. O aptal aptal haritaları yapan oyuncular, yani adminler bu. Adam 500 tank öldürmüş 5-6 yıllık hesabında. Haritaya öneri veriyor. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Sen bir bok değilsin ki. Sen sadece para için orada çalışan ya da işte bazı tankları test eden bir geri zekalısın sadece. Geri zekalısın. Ve düzgün test etmeyi de bilmiyorlar arkadaşlar. Yani dev serverda adamlar o kadar üşengeç ki test etmiyor bunları. Normal servera geliyor, orada oyuncular rapor ediyor. En basit örneği daha geçen Challenger 2'nin yan zırhı 2000 mm heat direncine sahipti. Ya adminler o kadar gevşek davranıyor ki kimse de çıkıp bakmamış ya bunun yan zırhı kaç milimetre direnci. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Ulan kimse alıp şu tankı kontrol etmedi mi? Hadi bunu dev server eklemeden önce test etmedim. Ulan normal server ekleniyor, yine mi test etmiyorsun? Adamlar baştan sana iş yapıyor abi. Tankın yan zırhı 2000 mm dirence sahip. Hiçbir admin ya da yetkili kontrol etmemiş bir etrafını. Ya özellikle kontrol etmesine bile gerek yok. Oyunu oynamadıkları buradan belli. Tek yapması gereken şey oyunu oynayacak. Benim gibi zırh analiz yapacak. Bakacaksa ya öylesine gezinsin sadece. Menüde gezinsin. Bir şey yapmasına gerek yok. Bilgisi olmasına da gerek yok. Menüde gezinecek benim gibi. Arkadaşlarıyla sohbet muhabbet ederken. Gezinecek. Bakacak yan zırhına, ön zırhına, arka zırhına, artık neyse. Ya özellikle kontrol edilmesine bile gerek yok bu hatanın. Çünkü öyle bariz gözüken bir hata ki ormanda turuncuyla dolaşan suçlu misali. Kava gibi ortada bu hata zaten. Hiç kimse demek ki bunları kontrol etmiyor. Adamların tek yaptığı şey 3 boyutlu modelliyorlar, tamam salla gitsin. Orada 600 mm deliciliği yazıyor ama harbuki tank 500 deliyor ya da tankın zırhı 100 mm ama bunun direnci önünde 200 mm olarak gözüküyor. Bug'dan dolayı hiç adamların umurunda değil. Neden? Çünkü salla başı al maaş. Ya War Thunder'daki yetkililerin karakterine bakarak bile ya da niteliklerine diyelim ne bak olduğunu anlayabiliyorsun. Mesela WoW'daki çevirmenlere bak, Türkçe çevirmenler ya da yetkililere bak. Birçoğu oyunu bilen, oyuna hakim ve hepsi eski WoW oyuncuları, usta oyuncular. Ama War Thunder'daki modlara, adminlere bakıyorsun, döl artığı. Adam 500-600 tank öldürmüş, bu adam admin. Neyin adminiyse bilmiyorum onu da. Herhalde milleti banlamakla görevli. Ha bir de ticket sistemine hileden birisini raporluyorsunuz. Ban yemiyor. Diyor ki şuradan şuradan at bunu. Tekrarını vesaire gönder. Attığı linke giriyorsun. Sanki Türkiye'de resmi bir firmaya başvuru yapıyorsun gibi. Adam işte şunu yükleyeceğim, bunu yükleyeceğim, şuradan seçeceksin, şu karaktere tıklayacaksın. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir? Sanki asıl sana forum gönderiyoruz. O kadar detaylı bir saçmalık yapmışlar. Şuraya getireceğim olayı. Hani hileliği raporluyorsun videolu şekilde. Adamın videosunu atıyorsun. 60 FPS, 1080p'de videosunu gönderiyorsun hile yaptığına dair. Verdikleri cevap işte şuradan şuradan gönderin, biz ilgilenmiyoruz. Ama hesap satan birisini gönderiyorsun, anında banlıyorlar. Ya buradan sen zaten barış şekilde belli ediyorsun hileye kendinin yaptığını. Metin 2'nin kaynak kodları sızdırıldığı için Metin 2'de hile var. War Thunder'daki kaynak kodları sızdırıldı mı? Ben hiç zannetmiyorum War Thunder'daki kaynak kodlarının sızdırıldığını. Çünkü War Thunder'da PvP sunucu yok. Kaynak kodları sızdırılsa Metin 2 PvP serverları gibi serverlar açılabiliyor arkadaşlar. Mesela WoW'da neden bariz hileler yok?
Olan hileler oyunun kaderini değiştirmeyen basit hileler. Bin oyuncu geliyorsa karşısına zaten birinde ikisinde hile var ama War Thunder'da böyle değil. Özellikle son zamanlarda. Bak, özellikle şunu yapıyorum. Sis atıyorum, bekliyorum. 30 saniye geçiyor, tekrar sis atıyorum. Sisin içinde bekliyorum. Adam base'den doğuyor orada, beni spotlaması mümkün değil. Sisin içindeyim çünkü. Bayağıdır sisin içinde bekliyorum. Sürekli de sis havanını atıp tazeliyorum. Neyse, yakında olmayan birisi dolaşıyor etraftan, önüme geliyor. Sanki benim yerimi nokta sol olarak görüyor gibi tek atışta imha ediyor. Bunu deniyorum özellikle birkaç maçtır. Ya ben buradan anlıyorum, ya adamda Valek var, seni görebiliyor sesin içinden, duvarın içinden, ya da aimbot. Ki bu oyunda Valhack olduğu bilinen bir gerçek. Özellikle gerçekçi muharebelerde bunun delilleri de var, videoları da var hatta. Adam ebesinin nikahından vuruyor. Arada o kadar ev var, yani görmesi mümkün değil. Mümkün değil. 2-3 kilometre mesafe var. Arada en az 50-60 farklı bina var, ev var, yapı var. Adam geliyor, duruyor, sağa bakıyor. Sanki onu görmüş gibi atış yapıyor, tak. Adam vuruyor. Gerçekçi de yapıyor bunu, spot da yok. Buradan da Valak ya da aimbot olduğunu anlayabiliyoruz. Ya bunların hepsi, açık konuşayım, yazılımdan anlayan arkadaşlar beni daha da iyi anlayacaktır da, oyunlar tarafından yapılıyor. Oyunlar tarafından. Sen oyundaki kaynak kodlarını bilmeden nasıl hile yapıyorsun? Metin 2'de niye hile var? O kadar admin görev yaptı. Bunların hepsi kaynak kodlarını biliyorlardı. Tam atılacakları zaman bu kaynak kodlarını bu şekilde aldılar. Para teklif eden birisine sattılar. O da hile yaptı. O hile üzerinden para kazandı. Metin 2'deki hileler böyle çıktı. Neyse, fazla uzattık. Sizlere bunu anlatmak istedim. Bizim modlarımızın tek gayesi oyuncu banlamak. Eleştirdin ya, seni direkt banlıyor ha. Günümüzdeki siyasi partiler gibi. Eleştirdin ya, hakaret falan yok ha. Sadece eleştir. Seni 7-8 ay hapse atıyorlar ya, War Thunder'daki modların mantığı da böyleydi. En ufak bir eleştiri yap. Hakaret yok. Sadece öz, basit bir eleştiri yap. 7 gün chat ban atıyor. O orospu çocuğunun yetkisi daha da fazla olsa ben biliyorum ki o hesabı banlayacak temelli. Ha, işini düzgün yapan modlarımız belki vardır. Ben size sadece gördüklerimi anlattım, yaşadıklarımı anlattım. İşini iyi yapan modlar da, Türk modlar da olabilir. Lakin bunu söylediğim zaman da şöyle bir çelişkiye girmiş olacağım. Ya kardeş, Rus ve İngiliz sitesinde bu yayınlanıyor. Bir ay sonra Türk sitesine ekleniyordu. Tabii kaldırdılar daha demin de belirttiğim üzere. Bizim modların demek hepsi bir halt bilmiyor, iş yapmıyordu ki. Bir ay, iki ay sonra bizim Türk sitemize buradaki çeviriler düşüyordu. Neyse, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Selametle.